filmlerinize baktığım zaman birçok yönden olumlu eleştiriler yapılıyor çalışmalarınıza ama özellikle çok belirgin bir tarafınız var, o da senaryo kısmı. Şöyle bir taradığım zaman örneğin Bir Çiçek Abbas'ta ilk çalışmalarınızdan bir tanesi 1982 yılında Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü alıyorsunuz. Daha sonra Züğürt Ağa filminde 1986 Antalya Film Festivali'nde yine en iyi senaryo ödülünü kazanıyorsunuz. Sonra Muhsin Bey geliyor. Muhsin Bey gerçi birçok başka ödüller de alıyor ama 1987 Antalya Film Şenliği'nde yine en iyi senaryo ödülüne layık bulunuyor. 1993'e geldiğimizde Gölge Oyunu en iyi özgün senaryo ödülü yine size veriliyor ve birçok ödülü yurt içinde ve yurt dışında alan 1997 yılında Eşkıya filmi yine size senaryo ödülünü kazandırıyor. Diğer pek çok ödülün yanı sıra. Şimdi, Eşkıya ödül kazanmadı. Çünkü Eşkıya Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi senaryo ödülünü alıyorsunuz. Sinema Yazarları. Biz çünkü hep Antalya gidiyoruz. Haklısınız. Doğru. Evet. Şimdi senaryonun konusunu nasıl seçersiniz ve yazarken hangi temel kriterleri takip edersiniz? Evet. Şimdi tabii burada yine tıpkı seyirciye bir şey yapıp yapmamak gibi senaryonun konusunu seçerken de kendi halime bırakırım. Ve benim hoşuma giden ne varsa onu izlerim etrafta. Yani ya şu konu çok güzel olur, şu konu şöyle seyirci şey yapar ya da çok burada derin duygular var, derin fikirler var şu meselede deyip onun üzerine gitmektense bir nevi uykuda gezer gibi olurum. Yani bir şeylerin gelip beni bulmasını beklerim. Bana çarpmasını beklerim. O ilk işte yaratıcı fikrin doğuş anıdır. Bu konuda çok fazla ısrar etmem yani. Ama ondan sonra çok zorlu bir yolculuk başlar benim için. Ondan sonrası işte 1970'li yıllardan beri ilgilendiğim senaryonun kuramsal yapısını kendi düşüncelerimi uygulamaya çalışırım. O çok zor bir şey. O hakikaten zor bir yolculuktur. Canım çıkar. Resmen canım çıkar. Çünkü o yapı, yani neredeyse ben öğrencilerimle de öyle konuşurum. Yani evrenin bir yapısı vardır. Her şey yerli yerindedir ve orada olmasının bir nedeni vardır. Onu oradan kıpırdatamazsınız. Ki orada çok, detayların önemi herhalde ön plana çıkıyor değil mi? Her şey, yani büyük işte Gaudi'nin şeylerine baktığınız zaman, eserlerine baktığınız zaman olağanüstü bir bütünlük içinde milyonlarca minik detaylardan oluşmuştur. Yani büyük heyecan verir bu size. Her şey düşünülmüştür. Düşüncenin dışında hiçbir şeye yer yoktur. O anlamda da bu her şeyin varlık nedenini bulmaya çalışmak çok zor. Bazı şeyler çünkü hoşuma gidiyor. Ama hoşuma giden şeyi koyamıyorum. Çünkü onun oradaki varlık nedenini bulamıyorum. Onu atmak da zor. Böylece yani işte dediğim gibi ana yapıyı oluşturmak, yan öyküleri oluşturmak, yan öykülerin ana öyküyle olan ilişkilerini kurabilmek ve mantıklı bir biçimde bunu kurabilmek tabii. Canım istiyor diye değil. Evet. Bu hayli zor. Yani. Peki o bulamadığınız ögeler, parçacıklar kaldığında işin pratiğine, yani çekim sayfasına geçtiğiniz zaman mı bulup dolduruyorsunuz boşlukları? Hayır. Hepsi bitiyor. Senaryoda her şey biter. Ben öyle sete çıkıyorum. Hiç değişiklik yapmaz mısınız senaryolarınızda? Yani o değişiklik, hayır yapmam. Yani koşulların getirdiği bazı durumlar vardır ama onu da oluşturmamaya gayret ederim. Yani yapmam. Yani sadık kalırsınız genelde. Evet.